Evet. Enkazından kaynak arıyorsunuz kendinize. Hem İslam içerisinde var, hem daha önce İslamlaşmaya başlamamış toplumlardaki inançların ve davranışların da İslam içindeki inanç ve davranışlarına bir karışımı olarak düşünmeniz lazım herhalde. Sonuç olarak. Yani tek bir noktadan nüfuz etmiş, İslam'a girmiş ya da öyle bir şekilde kaynak anlayışı bu bence insanı çıkmazlara soktu. Bilmem, devam edebilir miyiz? Ben de hemen Evet. devam edeyim. Çok teşekkürler konuşma için. Bu sınırlı vakitte biraz geniş bir soru belki Rica soracağım. O yüzden hani referans da olabilir. Hani nasıl ele almak isterseniz. Ben biraz aslında demin de dediğiniz melamilik üzerine bir soru sormak istiyorum. Yani aslında melamilik dediğimizde nasıl bir grubu anlıyoruz biz? Ya da hani onun tarihini, kalenderilerle ilişkisini, işte demin dediğiniz tasavvuf içinde sonradan erimiş bir hani bir grup olduğundan da bahsettiniz. Kısaca açabilir misiniz bunu diye sormak istedim. Tabii. Çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse İslam'ın özellikle 4. yüzyılında bildiğimiz kadarıyla belki daha önceden de biraz başlayarak Horasan'da tam anlamıyla bizim bile bildiğimiz yer Nişapur ki o zaman Horasan'ın kültür olarak önde gelen şehri, Nişapur'da ortaya çıkan bir yaklaşım. İlk şekliyle insanın dindarlığını kendine tutması, saklaması, başkalarından gizlemesi olarak görebileceğimiz bir yaklaşım. Bunun nedeni de dindarlık dışa vurdurulduğunda, toplumun görebileceği bir şekle döküldüğünde yozlaşmanın başlayacağı endişesi. Yani ikiyüzlülüğün, riyanın, başkaları beni beğeniyor düşüncesinin ortaya çıkması endişesi. O yüzden daha çok çalışan esnaf takımı arasında yaygın olarak tahmin ediyoruz. Ve toplu tasavvufi kutlamalar diyelim, davranış biçimleri diyelim, bunlara karşı çıkıyor. Yani söylediğim, insanın dindarlığı yüzünden kendisini toplumdan herhangi bir şekilde ayrıştırmasına karşı çıkan bir yaklaşım. Diyelim ki o tasavvufsunuz ve o yüzden mavi hırkalar giymeniz lazım. Çünkü herkes göreli. Yani giyim kuşam ya da herhangi bir davranış biçimi ya da sema yapıyoruz. Biz tasa, biz sufiyiz. Sufiler ne yapar? Sema yapar. Sufiler toplanıp sema yapar. Melamiler bunlar karşı çıkıyor. Toplu yaşam tasavvuf olarak toplu yaşam istemiyorlar. Özel mekan istemiyorlar. Özel giyim kuşam biçimi istemiyorlar. Özel ibadet biçimi istemiyorlar. İsterlerse de kendi başlarına olacak ve insanların evlerinde olacak. Ve dışarıdan bakıldığında herhangi bir şekilde siz bu insan mutasavvıftır ya da melamettir falan diyemeyeceksiniz. Melamettin'in ilk şeyi bu, gelişmesi. 4. yüzyıl, İslam'ın 4. yüzyılı, 10. yüzyıl boyunca gelişme biçimi bu. Bu anladığımız şekliyle melamettinliğin tasavvuf içerisinde erimiş biçimleri var. Ta bizdeki melamilere kadar, yani Osmanlı'daki melamilere kadar. Ve 16. yüzyılda mesela çok iyi bildiğimiz melami meşrebi, bunu bir kısmıyla bunu yansıtıyor hala esnaf arasında ve hala tekke zaviye istemezler, hala insanların evlerinde toplanırlar, mümkün olduğu kadar dışarıdan başka bakıldığında onların dindarlığı çok açık olmasın isterler. Ama başka biçimler de araya girip işi karıştırıyor. Melamettin lafı daha sonra başkalarının kendini başkalarının
iftiralarına, tövmetlerine, suçlamalarına açık şekilde tutmak anlamına geliyor daha sonra. Ve bunun ilk melametlikle bir anlamı yok. Mesela diyelim ki siz halk sizi yavaş yavaş beğenmeye, kutsamaya başlıyor. Siz bir evliya olarak anlaşılmaya başlıyorsunuz ve bundan rahatsız oluyorsunuz. Çünkü kendinizi o kadar yüceltmekten, halkın sizi yüceltmesinden hoşnut değilsiniz. Bunun önüne geçmek için ne yapıyorsunuz? Mesela oturup giderle çok fazla yemek yemeye başlıyorsunuz. Çok fazla birileri geliyor sizi ziyarete. Siz tabii böyle de çok yiyen, içen birisi olarak görünmemeniz lazım. Çünkü oburluk iyi bir şey değil. yemeğe o kadar düşkünlük iyi bir şey değil. Ama siz onların hakkındaki bu görüşünüzün önüne geçmek için birden bir oturup yemeğe çok düşkün birisiymiş gibi davranıyorsunuz. Buna merhametli bir davranış deniyor. Bu tip bir davranışa. Bu da anlama eklenmiş oluyor. İnsanı karıştırıyor kafasını. Onu demek istiyorum. Ama benim ilk söylediğim anlamdaki merhametlilik hala devam ediyor. Hanefiliğin de bir içine giriyor bence. Yani siz bilmiyorum aileleriniz ne taraftan nasıl oldu. Mesela ben aslen Karadenizliyim. Bizim ailede insanlar namaz kıldıklarında falan, mesela namaz kılarken perdeyi kapatırlardı. Komşular görmesin. Komşular görünce bunlar namazında, duasında insanlar lafı olmasın isterler. Yani deyince insanın kendi dindarlığı üzerinde insanı kibre, ikiyüzlülüğe yöneltecek endişesi vardı. Mesela Hanefi'nin içerisinde böyle bir akım şeklinde melametlilik olduğunu bile ben düşünüyorum. Tabii bunun tarihini yapabilmiş değilim henüz. Ama tasavvuf içerisinde bizde kesinlikle var. Daha sonra Abdülvaki Gölpınar Melamelik aklıma kitap yazdığında işin bu tarafını düşünüyordu daha çok. Çok kısaca böyle özetleyin. Çok teşekkürler. Evet, başka... Yani... Aşka sözler düzeleri. Evet. Merhaba hocam, ismim Müjde. İlkin bu organizasyona merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Cem'in nezdinde bir sizlerin katılmayla hemen soruma geçiyorum sıkmadan. Şimdi Türkiye'de bir derviş geleneğine artık tanıklık edemeyen insanlarız. Epeyce bir vakit ben Nepal'de geçirdim. Bir arkadaşım orada yaşıyordu ve beyaz adamın girmediği yerlere gidiyorduk. Arabayla gidiyoruz. 3-4 tane zat yürüyor. Aynen meşhur şey vardı ya, sen söyle, kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi'nin. O kılıkta. İşte kapları da sırtlarında, bir sarık vesaire, saçlar uzun, aynı bizim Cem gibi. Ay durdurun arabayı dedim, kim bunlar? Sakın 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 dedi yanımdaki arkadaşım, onlar Sadhu Baba'dır, sakın gözlerine bakma. Ki arkadaşım aslında batılı biri, eğitimli biri. Çünkü onun kötü enerjisi sana geçer, sakın başka yere bak ve devam et dedi. Bu bana çok heyecan verici geldi. Çok unutkan olmama rağmen unutmadığım bir anı. Başka derviş tayfesiyle de tanıştık. Arkadaşım dediğim gibi yerli olduğu için orada. Oraya girmeyeceğim. Ve size hemen sorumu yöneltmek istiyorum. Bizde artık bunları inceleyebileceğiniz bir mecra olmadığı için gidip işte Nepal'de, Hindistan'da da o değindiniz çünkü Hindistan'da hali hazırda bu tarikatlardan başka dinlere hizmet etseler de yaşam pratikleri açısından, örgütlenmeleri açısından, hareketi vesaire açısından gidip böyle neredeyse belki antropolojik bir çalışma olacak. Öyle bir çalışmaya hiç girdiniz mi hocam? Hemen teşekkürler Müjde Hanım. Hayır, ben kendim girmedim çünkü ben tarihçiyim, antropolog olması gerekiyor insanın böyle bir çalışma yapması için, ama var. Bu konuda da çalışma yapılmış ve antropolog olarak buraya girmiş bir takım meslektaş, hem folklorcu
hem antropolog olarak çalışmalar var. Mesela Pakistan'daki kalenderleri çalışan bir meslektaş var, şimdi çalışmıştı yani, şimdi hala çalışmaya devam etmiyor ama yazı bitiyor. Bir burada New York'taki Columbia Üniversitesi'nde din çalışmaları bölümünde Catherine Ewing diye bir hanım var. Onun bir kitabı var mesela Pakistan'daki kalenderler hakkında. Ya da birkaç tane böyle kitaptan söz edebildim, Müslüman dervişler arasında. Sadu Baba dediniz, Müslüman olmayanlar arasına bakarsanız daha bile fazla, çok fazla çalışma var. Yani antropologlar arasında ve din çalışmacıları arasında bugün yaşayan sözünü ettiğimiz tip, din darlığı çalışan bir sürü insan var. Yani ilgileniyorsanız bulmak mümkün bu konularda neler yazılıp neler biçildiğini, çok çalışma var hakikaten. Ama ben böyle bir çalışmaya girmedim, ne kendi, çünkü kendi eğitimim bundan uzaktı ve bunu yapabilmek için de tabii insanın girip yıllarca oralarda vakit harcaması gerekiyor. En baştan beri eski kaynaklara daldım, oradan hala çıkamadım açıkçası. O yüzden benim öyle bir çalışmam yok. Çok teşekkürler. Sağ olun. Tabii. Rica ederim. Evet, soru. Abi ben de sorayım. Hocam merhaba, İlker Kutsal ben. Merhaba. Merhabalar. 12. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz hem Yunuscam Üstad'a hem sizin. Ben teşekkür ederim. İnşallah seneye sizi burada da ağırlamak nasip olur. Yüz yüze canlı. İnşallah. Eyvallah. Hocam 12. yüzyıl ve 13. yüzyılda yüzyıllarda Anadolu'dan Haçlı seferlerinin geçtiğini biliyoruz. Burada tapınak şövalyelerinden hacıları koruduğunu biliyoruz. Tapınak şövalyelerinin Avrupa'nın entelektüel ailelerinin çocukları olduğunu biliyoruz. Ve benim yaptığım araştırmalarda dervişlerle tapınak şövalyelerinin ciddi etkileşimleri olduğunu okudum. Sizin kitabınızı maalesef okuyamadım henüz ama ilk fırsatta buradan döner dönmez okuyacağım. Tapınak şövalyeleriyle dervişlerin etkileşimi hakkında bizlere sunabileceğiniz bir bilginiz, malumatınız var mıdır üstadım? Teşekkür ederim. İlginç bir şey. Benim bu konuda açıkçası ciddi bir çalışmaya ben rastlamadım. Eğer siz sözüne ettiğiniz etkileşimi dökümleyen herhangi bir şeye rastlayıp da bana bildirirseniz sevinirim. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir etkileşimden haberimiz yok. Ama tabii bir de şunu söylemek lazım. Haçlı seferlerinde çalışanların çoğu, büyük çoğunluğu kendileri daha çok Hristiyanlık ve Avrupa tarihi içerisinden bu konuya yaklaşıyorlar. Ve o yüzden çok fazla İslam tarihi, Hristiyanlık dışı, hatta Hristiyanlık içi olsun ama Anadolu Hristiyanlığı hatta diyelim konusunda çok fazla bilgili insanlar değiller büyük çoğunluk olarak. O yüzden bu etkileşimi çalışabilmek o kadar kolay olmasa gerek diye düşünüyorum kendi açımdan, ama benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey söz konusu değil. Ama Haçlıların oradan geçtikleri ve haliyle tabii şu veya bu şekilde bir etkileşimin olduğu kuşkusuz. Ama eğer olduysa etkileşim daha çok işte Filistin-Suriye coğrafyasında bu tapınak şövalyeleri orada vakit geçirebilecek şekilde yerleştikten sonra olmuştur büyük ihtimalle. Ve daha çok Arapça ve Süryanice konuşulan mekanlarda olmuştur düşüncesi uyanıyor bende. Çünkü tapınak şövalyeleri gidip de böyle çok şeyle uğraşmıyorlar. Ziraatle falan uğraşmıyorlar. Daha çok şehir ya da kent mekanlarında bulunuyorlar. O yüzden onların insanlarla ilişkileri herhalde o mekanlarda olmuş olsa gerek diye düşünüyorum kafamca. Ama oralarda da dervişler var. O yüzden... Ve tam o yüzyıllarda, 13. yüzyılda da bu dediğim gibi hakikaten böyle bir şey olmuş olması mümkün. Ama olduğunu gösterir bir şey ben henüz şimdiye kadar rastlamadım.
Ece. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Başta bölmüştük. Şey yapmak ister misin? Tabii, yani soracağım şey diğer aslında... Hocam tekrar merhabalar. Yani şimdi merhabalar. Bu Elvan Çelebi'nin o Nami Kutsi kitabını ben Mert Oltunum'un nüshasından okudum. Yani onun üzerine de böyle biraz bir inceleme bir şey yazdım. Oradan birkaç bir şeyler de çıkarttım. Mesela oradaki şeyde Horasan bağlantısıyla ilgili dediğiniz gibi bir şey yok. Ama şöyle bir şey var. İşte Baba İlyas, Dede Kargın tarafından Şam'dan Rum'a gönderildi deniyor. Yani en azından o öyle bir eski kaynakta Şam'dan, yani o bölgeden gelindiğini anlayabiliyoruz. Ve Dede Kargın ismini duyuyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin de ilk ismi geçen eser olduğu için orada. Hani bir kişiyi lider seçmek anlamında söylemiyorum ama... belki Dede Kargın'a doğru yönelebileceğimiz kaynaklar var mı? Ya da işte o Horasan değil de Şam'dan mı gelindi? İşte Dede Kargın ve bu Şam konusunda şeyler söylemek isterseniz. Tabii tabii. Yani bunlar Şubutname-i Kudsi'de Baba İlyas, biliyorsunuz başı eksik, tam önemli bir noktada ama görebildiğimiz kadarıyla ben de birkaç defa üzerinden geçtim. Bu arada diğer arkadaşlar için söyleyeyim, sözünü ettiğimiz Name-i Kudsi çok çetrefil ve zor bir metin. Türkçenin en zor metinlerinden bir tanesi, yani dili biraz muğlak ve müphem, anlamakta insan zorlanıyor. Her neyse, Baba İlyas ki soyu daha sonra Aşık Paşa'ya ve Elvan Çelebi'ye, Aşık Paşazade'ye çıkan soy, Baba İlyas'la Dede Kargın denen kişi buluşuyorlar. Şimdi Baba İlyas nereden nasıl geliyor, nasıl oluyor, burası pek açık değil ve bence bu karşılaşma pir mürit şeklinde değil, iki tane olgun şeyin karşılaşmasını yansıtıyor. Düşüncesi uyanıyor bende, kafamda. Ama sonra Baba İlyas, Dede Kargın'ın halifelerinden seçkin birkaç kişiyle, ya 4 kişiyle ya 400 halifeyle, ben 4 olarak düşünüyorum, Mertol Hoca 400 diyor. Bu müphemliği gösteriyor size. Ama adı verilen 4 halifeyle Anadolu'ya gidiyor. Macera buradan başlıyor. O yüzden tabii Şam bağlantısı kesin. Yani bu güzel bir şey. Her şey Horasan'dan olmuyor. Hatta ilk başta Horasan'dan geçmiş olsa bile bir takım insan gelip Şam'a, Suriye'ye yerleşiyor. Ondan sonra oradaki etkileri taşıdıktan sonra, edindikten sonra Anadolu'ya geliyor. İran'dan geçerken de aynı şey söz konusu. Vesaire. İkincisi de yine bu pir mürit ilişkisinin ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor bize. Belirli bir şey söz konusu değil Baba İlyas'la Dede Kargın arasında. Baba İlyas'la Hacı Bektaş arasında da aynı şey. Hacı Bektaş'ın Baba İlyas'ı ziyaret ettiği açık. Ama Hacı Bektaş Elvan Çelebi'ye bakılırsa, ki Baba İlyas'ın torunu oluyor, ona bakıldığında uzaktan bir pir mürit ilişkisi olarak açıkça söylenmiyor, çünkü halifeler diyor. O halifeler arasında Hacı Bektaş'ı resmen halife olarak söylemiyor. Bu da ilginç bir şey. Yani demek ki Hacı Bektaş da dışarıdan biliyor işin içine, bakarsanız. Ama Baba İlyas'la ilişkisi olduğu kesin. Buna şahit olan da Edebalı. Balı Sultan. Yani bu da Osmanlılara bağlantı arıyorsanız, Balı, işte oradaki Balı, ama Balı kesinlikle Baba İlyas'ın halifesi. Ama Hacı İlyas Bektaş değil. Oradaki şeye bakarsınız. Demek ki iki şey söylenebilir özetle. Birincisi, Şam bağlantısı kesinlikle var ama ne olduğunu hem. Nitekim daha sonra Baba İlyas'ın oğlu Muhlis Pasa'nın çocukları falan da hep böyle... Yine güneye, Mısır'a gidip geliyorlar. Aşık Paşa da öyle falan. Yani bir Güney Arapça konuşulan mekan bağlantısı var. Halen. O önemli bir şey. İkinci önemli olan şey de bu. Eğer ille kafamızda bir şey, mürit ilişkisi varsa, ki
olması normal ama bunu hemen tarikata dönüştüremiyoruz. En önemli olan şey hemen silsile olmuyor. Bence de Aşık Paşa düzeyinde baktığımızda ve Elvan Çelebi'ye de baktığımızda burada bir aile silsilesi söz konusu. Bir tarikat söz konusu değil. Ahmet Yaşar Hoca bunu vefailiğe bağlamaya çalışmış. Şöyle ilk başta ben de öyle diye düşünmüştüm ama şimdi vefailik izi bulamıyorum açıkçası. Öyle bir şey yok bence. Vefailik tarikatı yok. Daha sonra 15. yüzyıl sonra 16. yüzyılda Aşık Paşa Zade'ye geldiğimizde önceye atfetmek kolay. Daha önceden böyleydi vefailik tarikatı vardı. Ben de o tarikattayım. Niye kendinizi öne sürebiliyor musunuz? Ama Aşık Paşa Zade'nin kendisi o tarikattan değil. Zeyni üstelik. Hem tasavvuf olarak kendisi onunla bağlamıyor ama ailece bağlıyor. Aile tasavvufu denen bir şey var. Aile silsilesi var. Bu aile silsileleri tarikatlardan ayrı gelişmeler bence. Neyse, işte sözü burada kapatayım çünkü ilginç, güzel konular bunlar çok ama cevap olarak söyleyebileceğim şeyler bunlar. Bir de hocam orada halifeleri sayarken abdallardan bahsediyor ya, siz de o da hoşuma gittiği için böyle ekleyeyim dedim. Tabii abdallardan bahsediyor. Evet, abdallar varlar her zaman. Abdallara işte deli dolu insanlar diyor. Siz de orada şey yapıyorsunuz, dinlemiştim. Peki bu abdalların bizim ismini andığımız Kaygısız Abdal, Kazak Abdal, Abdal Musa gibi bir öyle bir bağlantısı olabilir mi de abdallarla? Bence kesinlikle var. Şöyle bir durum. O dönemde yani 14. yüzyılda ortalarda abdallar var. Biz bunları 15. yüzyılda daha iyi biliyoruz. 14. yüzyılda Kaygısız Abdal tabii çok iyi biliyoruz. Abdallığın yani o dönemlerde Türkçe konuşanlar arasında ortaya çıkmış olduğu kesin. İlk yansımalarından bir tanesi bu. Name-i Kudsi'de abdalların olması. Önemli olan şeylerden bir tanesi, birincisi bunların deli dolu olduğu. Her ne kadar kendilerini yani Elvan Çelebi onları şeriatı özümsemiş insanlar olarak görüyor ama şeriata uygun olarak davranmadıklarını da söylüyor şu veya bir şekilde. Bunlar Türkçe konuşuyorlar ama deli dolular ve bunlar şu veya bu şekilde herhangi bir kurala bağlanamayan insanlar ve şey gibi Aşık Paşa gibi bir mekanda yerleşip de kutsanmaya başlamış bir takım evliya etrafında takılabiliyorlar. Ama onların müridi değiller çünkü mürit olamazlar. Yani öyle bir şeyleri yok. Kaygıları, endişeleri yok. Onlar kaygısızlar. O yüzden abdallar varlar kesinlikle ve çok. Ve daha sonra Rum abdalları olarak izlemeye başladığımızda ve onların büyüklerini ortaya çıkartabildiğimizde işte Şeyh Şuca olsun, Otman Baba olsun, Kaygısız Abdal olsun, Abdal Musa falan, hani bunların hepsi kesinlikle işte bu Rum abdalları bence oradan kaynaklanıyor ve çoğu da Türkçe konuşuyorlar. Yani bence Türkçe konuşmak bu arada önemli bir şey. Onu söylememiz gerekiyor. Daha önce dilin biraz geçerken belki dokunabildim ama halk arasında kabul görmelerinin en önemli nedenlerinden bir tanesi de söyledikleri saçma sapan görünse bile bazılarına ya da abuk sabuk gelse bile Türkçe konuşuyor. Halkın dilini konuşuyorlar. Ulema Türkçeyi ancak geliştiriyor bu arada. Çünkü onlar sürekli Türkçe'ye Arapça, Farsça sokuyorlar. Bu abdalların öyle bir endişesi, kaygısı yok. Onlar Türkçe konuşuyorlar ve halkın dilini konuşmanın halk tarafından kutsanmada çok büyük bir önemi var bence. Haydariler ve Alendirilerin de Anadolu'da daha sonra çok Türkçe, Türkleştikleri, yani Türkçeleştiklerini söylemek mümkün bence. Sonra da yok oluyorlar zaten. Bektaşilerin gelişmesi de belki gene dille bir takım ilişkiler var ama kaynaklarımız sıkışık olduğu için, yani bizi çok fazla imkan tanımadığı için dili izlemek bu aptallık konusundaki elimizdeki menakıbnamelerden ve aranızda işte Zeynep Hocalardan, Zeynep Oktay'ın
önemi buradan kaynaklanıyor. Kendisine mümkün olduğu kadar bu konuda biraz odaklanın. Kaygısız Aptal Enerken Türkçe Aptal eserlerimizde veren kimse olduğu için hakikaten çok büyük bir pencere açılmış oluyor bizim için aptallık hakkında. Bu konuda nedir, ne oluyor, ne bitiyor? Bu ilişkileri nasıl izleyebiliriz bu cümle içerisinde? Bence çok önemli bir konu. O yüzden mümkün olduğu kadar kendisinden... Çok sağ olun hocam. Zeynep Hoca. Teşekkür ederim hocam. Unutun isterseniz hocam. Şöyle yapayım. Profilden şey yapayım. Ağzınıza sağlık. Benden böyle küçük bir kapanış yapmamı rica etti Yunus. Sizin söyledikleriniz üzerine bir şey söylemek de bana düşmez ama biraz şey yapıyorum. Yok estağfurullah. Tabii dışarı. Yani böyle küçük bir hani highlightlar. Özet yapmak özet, adına. Evet. Her şey özetlenen mümkün değil tabii. Çok zengin bir yoğundu. Sadece bir dönüp büyük resmi, sizin zaten söylediğiniz büyük resmi tekrar hatırlatarak belki kapatmak. Gelmişliğin tarihsel önemi ve güncel önemine dair aslında söylediğiniz şeylerin önemli açılımlara işaret ettiğini belki vurgulayarak şey yapmam lazım. Şimdi ben iki tarafa da bakarken şey oldum. Şöyle dursam ayakta o tarafa dönsem olur mu? Ben seni duyuyorum. Sen arkadaşlara dön. Çünkü bana bakmadan da olur. He tamam şöyle olsun. Tekrar merhaba. Tamam. Şöyle yani aslında en başından beri tabii bence Ahmet Hoca'nın bu sunumu bize şeyi de gösterdi. Yaptığı şey yani bir çalışmanın ilk başta sabahleyin bir siyasi ve toplumsal karşılığı, yani tarih çalışmasının toplumsal karşılığı ne olabilir ve ilgili de bir noktaya geliyor. Çünkü aslında Ahmet Hoca'nın da bu özellikle vurguladığı gibi değil mi? Bizim İslam tarihi olarak bildiğimiz şey ağırlıklı ulemanın tarihi ve yüksek sınıfların tarihi, elit zümrelerin tarihi, yöneticilerin tarihi. Çünkü yazılı kaynaklara ağırlıkla dayanıyoruz ve yazılı kaynaklarda zaten bir sınıfsallık üzerine kurdu. Şimdi biz bu o zaman toplumun çok küçük bir kısmının tarihini yazabilir hale geliyoruz. Dervişliğin tarihini yazmak aslında Ahmet Hoca'nın değil mi? Bu alt kültür ve üst kültür ayrımının ötesine geçen bir tarih yazımı için alan açtığını da görmüş oluyoruz. Bu şey bağlantısı da o açıdan İslamlaşmadaki rolünü tabii dervişleri düşündüğümüzde değil mi? Halkın yani hani o şey halkın neye inandığını ve nasıl yaşadığını anlamak için bir pencere oluşuluyor ve gerçekten hani aslında en ilginç benim hani neden hani en ilginç şeylerden biri benim akademiyle ilgili de hani akademiye nasıl girdiğinizle başladınız ya gerçekten dönüştürücü çalışmalar paradigmalardan önce yapılan çalışmalar oluyor. Bugün 21. yüzyılın daha işte o şimdi 20. yüzyılda yapılmaya başlanmış çalışmalar olarak biz gerçekten halkların tarihini yazmaya çalışma noktasına geldik. İslam tarihinde de geldik. Ve şimdi bunun metot tartışmaları yapıyoruz. Zeynep Hoca'yla da aslında değil mi? Bunu biraz konuşmuştuk. Yani aynı benzer şeyleri konuşmuştuk. O yüzden sözünüzün altını çizmek istiyorum. Kaçıranlar gibi böyle tam o sırada çıkmış olanlar olmuş olabilir diye. Kutsalın tarihi insanlığın tarihidir. İnsanlığın tarihi kutsalın tarihidir sözü. Aforizma olarak hepimizin kafasında bu geziden, bu kamptan böyle götüreceğimiz bir şey olsun, hani şiir parçası getirdik, bunu getirebiliriz diye düşünüyorum. Bir de belki bir kavramsal bir ek olarak da açabilmek için şunu söyleyebiliriz. Aslında değil mi, çünkü ona da çok bahsetmediniz, o ya her şeye giremeyeceği için Orhan Hoca. Ortodoksi, heterodoksi perspektifini de biz burada kırılış oluyoruz dervişlik üzerinden. Neden derseniz, bir kere 90'ın tarihi ile İslam'ın tarihini eşlemiyoruz.
Bu önemli bir şey. Yani değil mi işte antinomian, yani norm, ben de norm yıkıcı diye çevirmeye çalışıyorum. Türkçe değil norm ama ne yapalım? Türkçeliği ancak bu kadar Türkçeleştireyim. Yani ortak normların tarihi üzerinden yazmak durumunda da değiliz. Bir yandan norm dışının tarihiyle normun tarihini beraber yazmak için bir alan açıyoruz aslında. Daha doğrusu norm dışı olanın normu nasıl belirlediğine dair de belki bir alan açılıyor. Ve pratikleri, yani pratiği ve yaşamın kendisini ve dolayısıyla bedensel pratikleri vesaire, işte halklar evliyaya inanıyordu çünkü daha iyisini bilmiyorlardı paradigmasının dışında toplumun tamamına mal edebileceğimiz ortak alt kültür üst kültür ayrımı taşımadan toplumun tamamına mal edebileceğimiz pratikler üzerinden onları merkeze alarak merkez çeper üzerinden yapılmayan bir tarih yazımına da böylece alan açmış oluyoruz aslında. Ve böyle yaptığımızda da bugün içinde o zaman belki ortodoksi, heterodoksi üzerine ya da işte doksaya karşı durduğu için belki İslam'la ilişkisi, değil mi, darbe almış ya da ön yargıyla beslenmiş olan perspektiflerin de önüne geçebilecek bir şey bu. Çünkü İslam'ı da biz aslında belli bir zümrenin İslam'ıyla özdeşleştirdiğimizde tarihsel bir anlayışlamayı devam ettirmiş oluyoruz. Belki benim ekleyebileceklerim ve şöyle özetleyebileceklerim bu şekilde. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel, çok teşekkürler. Arkadaşlar, hepinize uzaktan da olsa yeniden selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şöyle bitireyim. Abdallık ve aptallık yeni birbirlerini dışlamayan iki güzel şey. Biliyorsunuz aptal lafı niye öyle olduğunu düşünmeniz de lazım. Evet, seçkin zümre aptalları nasıl aptal haline getirmiş? Bu ön yargıyı da biz aradan kaldırmak istiyoruz. O yüzden size aptallık ve abdallıkla dolu birkaç gün daha diliyorum. Hepinize başarılar. Çok teşekkürler hocam. Hocam, kapatmayın. Zeynep Hoca da merhaba demek istiyor size. Merhaba hocam. Zeynep'ciğim merhaba, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Uzaktan beri gördüm yüzünü ama konuşamadım. İyisin. Umarım orada olduğuna memnunum. Bir iki Zeynep olarak, Zeynep Bey olarak. Bir tane daha var hocam, üçledik. Bir Zeynep daha var. Evet. Öyle mi? Vallahi umarım bizle birlikte olamadık, kusura bakmayın ama başka çaresi yok. Ya ben çok belki istiyordum. Işte siz keşke burada olsanız çünkü iki gün sonra gezgin dervişlerle ilgili konuşacağız ve tabii ki size çok dayanacağız. Yani hakikaten çok isterdim. Yani ben de çok isterdim. Özellikle seninle o kadar tanışıp görüşme fırsatımız olmadı. Ama olur inşallah artık, ne diyelim. Çok teşekkürler. Yarın Cemal... Tamam. Yarın Cemal Hoca'ya da selamlarımı iletin. Onunla da konuşmayalım. Pek oldu. Onu aramam lazım. Tamam. Harika bir pekala, ders. Pekala. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Fatıma. Ben eğlendim. Fatıma Hoca'ya da çok selamlar. Sevgiler. Baş üstüne bir dokunum. Yine selamları sevgilere var. Pekala. Yunus hoşçakal. Evet. Size başından eğlenceler. Kampımıza eğlediğiniz himmet için. Bizi çekiyorlar hocam. Bir fotoğraf çektiriyoruz. Tamam. Tabii tanıyorum. Arkasına geçeceğiz. Arkanıza geçeceğiz. Bilgisayarda önde duracağız. Ay, tamam, pekala. Hybrid olacak yani. Evet. Bu da güzelmiş. Öyle o da çıkıyor. Görünmüyor kadar. Görünmüyor. Pekala, çok güzel. Oldu, hadi hoşçakalın ikinizden. Allah sağlık günler. Allah'a ısmarladık. Kutlu olsun. Kutlu olsun.
Bir şey olsun, hani şiir parçası getirdik, bunu götürebiliriz diye düşünüyorum. Bir de bir belki bir kavramsal bir ek olarak da açabilmek için şunu söyleyebiliriz. Aslında, değil mi, çünkü onu da çok bahsetmedim, o yani her şeyi girebileceği için hocam. Ortodoksi, heterodoksi perspektifini de biz burada kırmış oluyoruz yani ciddi yüzünden. Neden derseniz, bir kere 90'ın tarihi, İslam'ın tarihini eşleyemiyoruz. Bu önemli bir şey. Yani o değil mi işte antinomyan yani norm, ben de norm yıkıcı diye çevirmeye çalışıyorum. Türkçe değil norm ama ne yapalım? Türkçe değil, ancak bu kadar Türkçeleştirebiliriz. Yani ortak normların tarihi üzerinden yazmak durumunda da değiliz. Yani norm dışının tarihi, normun tarihini beraber yazmak için bir alan açıyoruz aslında. Daha doğrusu norm dışı olanın normu nasıl belirlediğine dair de belki bir alan açılıyor. Ve pratikleri, yani pratiği ve yaşamın kendisini ve dolayısıyla bedensel pratikleri vesaire, işte halklar evliyaya inanıyordu çünkü daha iyisini bilmiyorlardı paradigmasının dışında toplumun tamamına mal edebileceğimiz ortak alt kültür, üst kültür ayrımı taşımadan toplumun tamamına mal edebileceğimiz pratikler üzerinden onları merkeze alarak merkez çeper üzerinden yapılmayan bir tarih yazımına da böylece alan açmış oluyoruz aslında. Ve böyle yaptığımızda da bunun içinde o zaman belki ortodoksi, heterodoksi üzerine ya da işte doksaya karşı durduğumuz durduğu için belki İslam'la ilişkisi değil mi? Darbe almış ya da ön yargıyla beslenmiş olan perspektifleri de önüne geçebilecek bir şey bu. Çünkü İslam'ı da biz aslında belli bir zümrenin İslam'ıyla özdeşleştirdiğimizde tarihsel bir yanlışlamayı devam ettirmiş oluyoruz. Belki benim ekleyebileceklerim ve şöyle özetleyebileceklerim bu şekilde. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel, çok teşekkürler. Arkadaşlar hepinize uzaktan da olsa yeniden selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şöyle diyeyim, abdallık ve aptallık yine birbirlerini dışlamayan iki güzel şey. Biliyorsunuz aptal lafının niye öyle olduğunu düşünmeniz de lazım. Seçkin zümre aptalları nasıl aptal haline getirmiş? Bu ön yargıyı da biz aradan kaldırmak istiyoruz. Öğleden size aptallık ve abdallıkla dolu birkaç gün daha diliyorum. Hepinize başarılar. Çok teşekkür ederim.